Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz EYT esası bilgilendirme seminerimize hoş geldiniz. SGK İl Müdürü Sayın Erhan Karaca'nın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde konuya dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumumuzdan önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Sayın SGK Bursa İl Müdürüm, Sayın Yeminli Mali Müşavirler Odası Bursa Başkanım, TÜRMOP Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanım, umarım doğrusu kurul başkanı ve sevgili meslektaşlarım, biliyorsunuz EYT ile ilgili yasa geçtiğimiz hafta çıktı, yasalaştı. Bu konuda meslektaşlarım uygulamaya başlamış olabilirler ama ben hala aklımıza takılan bir sürü soru olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir seminer yapma konusunda odamız inisiyatif aldı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeklilikte yaşa takılanların serüveni biliyorsunuz bir mücadele ve mücadelenin sonucunda başarıya ulaştılar. Ben en azından böyle bakıyorum. Emeklilikte yaşa takılan meslektaşlarımın da hak ettikleri emekli maaşlarını alarak huzurluca yemelerini diliyorum. Harcamalarını diliyorum. değerli konuğumuz Sayın Bursa SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca'nın kafamıza takılan konulara açıklık getireceğini ve mutlaka sizin de kafanıza takılan konuları netleştireceğini düşünüyorum. Benim başkan olduğum dönemden sonra Sayın İl Müdürüm bizimle bütün taleplerimiz konusunda olumlu yaklaşımlar sergilemiştir. Hatta bazı talepleri bizden de öne geçerek kendisi bize önermiştir. Bu arada da kendisine huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Arkadaşlar bugünkü seminerden sonra Perşembe günü 15'inde gelir vergisi seminerimiz ve Cumartesi günü de yine bağımsız denetimle ilgili komisyonumuzun semineri var. Hepinizi bu iki seminere de davet ediyorum. Salonun bu şekliyle dolu olmasını istiyorum. Seminer boyunca izniniz olursa ben de il müdürümüzle beraber kürsüde oturacağım. Seminerin sonunda sorularınızı mikrofon aracılığıyla ben yönlendirmeye çalışacağım. Şimdiden başarılı bir seminer diliyorum. Teşekkür ediyorum. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali ile açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyor. Sunumlarını yapmak üzere Sayın Erhan Karaca'yı kürsüye davet ediyoruz. Arkadaşlar merhaba. Aslında sunum değil, birkaç zaten çok geniş kapsamlı bir şey değil bu yasa. İki paragraftan oluşuyor. Kısa kafalarda karışıklık olan konulara değineyim. Daha sonra soru cevap yaparsak daha faydalı olur başkanım. Ya da bu tabloya bakın, emekli olabilenler oluyor, olmayanlar. Hemen de bitirebiliriz. Ondan sonra gidelim. En azından emeklileri ayırabiliriz buradan. Onu da yapabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz EYT 8 Eylül 99 öncesi işe girenlerde belli bir döneme kadar yaş şartı vardı. Bir dönem kaldırıldı. Daha sonra tekrar getirildiğinde EYT ismiyle anılmaya başladı. Ve yeni çıkan yasayla birlikte artık yaş şartı olmaksızın
4A demeyelim, eski SSK Bağkur diyelim, nasıl eskiye döndük ya, hepsi o şekilde bahsedelim. SSK'larda 5000 ile 5975 gün arasında işe girdiği tarihe göre günü tamamladığında emekli olacak. Bağkurlular kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün şartıyla emekli olacak. Yine devlet memurlarında da aynı, kadın erkek 20 yıl, 25 yılla emekli olacaklar. Burada ilk kafa karışıklığı nerede oldu? Talep sırasında ne yapacağız? Öncelikle 8 koduyla çıkışını yapacaksınız. Bunu yapın dedik, hemen biliyorsunuz bu alanda Türkiye'de hemen bir uzmanlar oluyor televizyonda. Aslında kafa karışıklığının sebebi televizyonlarda, sosyal medyada uzman olarak yazı yazanlar, konuşanlar diye düşünüyorum. Aslında kimse haberleri izlemeseydi sıkıntı yoktu. Her şey normal rutininde gidiyordu. Çıktı, ne dediler? Ay içinde çıkışını yaparsanız emekli aylığı 1 Nisan'dan bağlanacağı için maaşları kesilir dediler. Bu şey diyorum, biliyorsunuz telefonlara, bilgisayarlara güncelleme gelir. Bunda güncellemesi gelmeyen uzmanlar, 25 yıl önceki mevzuattı o. Bu değişti artık. Ay için kanun diyor ki 8 koduyla çıkışını yaparsınız. Çıkış tahsis talebinde bulunur. Çıkış yapıldığı ayın son gününe kadar işe girecekse girişini yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok bunda. Yani bazıları diyor ki ben maaşı bölmek istemiyorum. Şimdi tahsis talebini yapayım ama 31'inde çıkışını yapayım. Yani şimdi tahsis talebini bugün ayın kaçı? 11'i diyelim, 10'unda getirdiniz. İş yerindeki herkes tahsis talebini yaptı. Bunların çıkışını 31'inde yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunların maaşı kesilmez. 1 itibariyle de maaşı bağlanır. Buradaki kafa karışıklığı vardı. Bunu sosyal medyada da yazdım. Ondan sonra mali müşavir arkadaşlar genelde takip ediyor kısımdan. Orada bir sıkıntı kalmadı. Daha sonra bağ kurullarla ilgili yeni bir uzmanlık görüşü çıktı. Özellikle kadın mali müşavir arkadaşlar yazdı. 99 öncesi bir gün SSK'sı var. Daha sonra 2000 yılında ve 2003 yılında Bağkur'u başlamış. Bunlar kapsamda mı? Evet, kapsamda. Eskiden hesabı getirdiler burada da. Sanki Bağkur'a başladığı tarihten geçmişe doğru sigortalı gün kadar geriye götüreceksin. Başlangıç onu sayacaksın. Bu nerede vardı arkadaşlar? Eskiden yaş varken hangi yaşta emekli olacağının kademesini bulmak için bu hesap vardı. Yaş kalktığına göre bu da kalktı. 8-9-99 bu da, tarih dahil. Öncesinde bir gün SSK'nız varsa, daha sonra 2002 yılında Bağkur'unuz başlamışsa ve 2001 yılında Bağkur'unuz başlamışsa, kadınlar 20 yılı doldurduğu için 2022 yılında emekli olacaklar. Bir gün olması yeterli. Bu bir kafa karışıklığı oluşturdu. Bir de şu sıralamada bir kafa karışıklığı var arkadaşlar. E-Devlet'ten başvuru yapmak için biz bir kısıtlama koyduk. 8 koduyla çıkış yapmamışsanız E-Devlet'ten emekli müracaatı yapamıyorsunuz. Bu niye? İşe girip bir hafta sonra emekli müracaatı yapanlar var. Hayattayken ölüm aylığı talebi yapanlar var. Şimdi bunların tamamına bir cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bunu sınırlandırdık. 8 koduyla çıkış yapacak arkadaşlar, E-Devlet'ten başvurmak istiyorsa, bu E-Devlet kısmını anlatıyorum. E-Devlet'ten tahsis talebinde bulunacaklar varsa, öncelikle 8 koduyla çıkışı yapıyor. E-Devlet'ten müracaatını yapıyor. Müracaattan sonra hemen aynı gün tekrar girişini yapabilirsiniz. Ama 8 ile çıkış yaparsanız. Ama dedim ya size, bazıları ay sonuna kadar maaşını ödeyip, maaş çok işçisi olan iş yerleri ay sonunda çıkış yapayım diyor. Bunlar ay içinde çıkışı yapsınlar. O kişiler elden kuruma müracaatlarını yapsınlar. Ayın 31'inde çıkışlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı ay içinde olmak koşuluyla. Yani bunların kuruma tahsis talebi vermesi için ay sonunu beklemeyin. Eğer yani düşünsenize, Bursa'da şu ana kadar biz yaklaşık 70 bin başvuru aldık. 130 bin emekli olacak.
Bu aldığımız 70 bin başvurunun büyük kısmı da mükerrer. Hem E-Devlet'ten hem bize gelip başvurmuş garanti olsun diye. Dün bir fotoğraf görmüştüm. Garanti Bankası iki tane ATM'yi yan yana koymuş. Garanti olsun diye ikisini yan yana koydular diye bir espri vardı. Yani bu 70 bin başvuru büyük ihtimalle 40 bin kişidir. Ayın 31'ine biz 80 bin kişinin başvurusunu fiilen mümkün değil kayda almamız. Bunların gece 23.59'dan sonraya, biz gece yarısına kadar çalışacağız da 23.59'dan sonrasında kalması durumunda bir aylık kaybedecekler. Siz çıkışını yapın, gelip arkadaşlar başvursun, çıkışını ayın 31'inde yapabilirsiniz. Şimdi ben emekli olacağım, sizin iş yerinizde çalışıyorum. Pazartesi geldim. Ayın kaçı oluyor? 12, 13'ü. 13'ünde ben kuruma tahsis talebinde bulundum. Siz benim çıkışımı 31 Mart'ta yapabilirsiniz. Tabii tabii yapabilir. Kanun diyor ki, kanun E-Devlet'ten yapamaz ama. Kuruma gelmesi lazım. E-Devlet'ten yapması için bir sınırlama koyulmuş herkes başvurmasın diye. Ama kanun diyor ki tahsis talebinin yapıldığı ayın son gününe kadar çıkışının yapılması lazım diyor. Çift bordro yapmak istemeyenler ay içinde kuruma, arkadaşlar çok sayıda çalışanı olan iş yerleri var. Biz bunlarla görüştük. Karışıklık nerede arkadaşlar? Efendim? Kedi. Arkadaşlar onu kadroya aldık, alışacağız yavaş yavaş. Arkadaşlar çok sayıda çalışanı olan iş yerleri gelsin bizle görüşsünler. Kedi burada, bağırmanıza gerek yok önde. Gelsin. Kedi bizde yani, emin olun, hiç sıkıntı yok burada. Arkadaşlar çok sayıda işçisi olan iş yerleri gelsin bizle görüşsün. İş yerinde tahsis taleplerini alabilirler. Toplu olarak bize getirebilirler. Bir an önce bize getirsinler. Biz kayda alalım. Siz yine ayın sonunda çıkışını yapın. Elden. Soruları mutlaka mikrofonla soralım arkadaşlar. Kayıt alınıyor. Sisteme yüklenecek. Ben şunu sormak istiyorum. Bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. Buradayım. Ya zahmet olmasa ayağa kalkarsanız arkadaşlar görelim sizi. Bir şirkette yönetici olarak çalışıyorsunuz. Bunu ilk baş Bağkur olarak bildirdiniz. Bağkur süresinde SSK'ya çevirdiniz. SSK'da çıkış vermeden Bağkur olarak EYT'de emeklilik verdiniz. Onun tabii. Çıkışı nasıl olacak? Çıkışı vermeden. Bağkur'da ben çıkış diye bir şey yok arkadaşlar. Ama ben SSK'lı olarak da yöneticiyi, Bağkur'u bitirip SSK'lı olarak devam ettirdim yöneticiyi. Şu anda SSK'lı 1260 günü tamamladı. Onun çıkışını yapıyorsunuz, o kadar. Tahsis talebi yapıyorsunuz. Ama ben Bağkur'dan da EYT'ye başvurdum. Yani nasıl bir formülasyon? Ben bile çözemedim bunu. Şöyle. Normalde Bağkur'luydu. Şu anda en son çalışması Bağkur mu? Hayır, SSK. Ama Bağkur'dan emekli olmasını sağladım. Evet, doğru. Tamam, çıkışını yapacaksınız, E-Devlet'ten başvuru yapacaksınız, bu kadar. Ama çıkışını yapmadan Bağkur üzerinden E-Devlet'ten başvurdum ve kabul edildi. Olur tabii. Tamam. Ama SSK'dan çıkışını vermek zorundayım, değil mi? Tabii vereceksiniz. Ama SSK'dan olmayacak, Bağkur'dan olacak olarak. Tabii. İki çıkışını yapıp... Sosyal güvenlik destek birimine tabi. Hayır, ona da gerek yok artık. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Giriş çıkışını yapıp bırakacaksınız. Bırakacağım, değil mi? Tamam. Onun prim ödemesine gerek yok artık. Anladım. Şirket ortağı olduğu için. Geçen gün yine mali müşavirlerden bir arkadaştı herhalde, şeyi sordu. Ya da insan kaynaklarından. Şirket ortağı aynı zamanda başka işlerinden sigortalı ve 1260 günü var. SSK'dan emekli olacak. Bunun çıkışını yaptım. Sosyal güvenlik destek primine tabi, girişini yapamıyorum diye sordu. İyi ki yapamamışsınız dedim yani. Yapmanıza gerek yok. Allah'tan sistem izin vermemiş. Bundan herhangi bir prim ödemesine gerek yok. Bağkurlarda sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı artık. Biliyorsunuz emekliyse herhangi bir prim ödemiyor. Maaşından da bir kesinti olmuyor. Çağdaş Özer Bey'in bir sorusu var. Soruları başkanım. Böyle daha aktif gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet.
Şu şeyi bu sorudan sonra 18 yaşı da açıklayayım ondan sonra. Sayın Müdürüm şöyle bir durum var. Az günü olanlar, daha doğrusu günü eksik olanlar borçlanma yapıyor. Ama bu borçlanma alternatif olarak kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği dönemlerinde sigortası ödenmeyen personeller için sanıyorum o dönemlerin borçlanması yanlış söyledim. Düzeltme ekiplerle düzeltilmesi yönünde bir imkan tanındı. Evet. Bu işlemin biz herhalde ikinci mevzuatı daha düzenlenmedi diye biliyorum ben. Bu işlemi bu kısa zamanda yapabiliyoruz mu? Yaparız. Şu an başvurular... Eğer kısa çalışma dönemi varsa o dönemi yapsınlar. Kısa çalışma dönemi. Tabii. Bu konuyla ilgili bilgisi olmayan arkadaşlara bilgi vermeniz mümkün mü? Kısa bilgi vermeniz mümkün mü? O dönemi ek bildirge verebiliyorsunuz. Borçlanma değil o. Ek bildirge vermek bir ay tabii. İçinde, bir ay mıydı, üç ay içinde ödemesini yapmadığında İPC ve faiz söz konusu olmayacak değil mi? Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani bunu borçlanma gibi değil, ek bildirge vereceksiniz buna. Peki yapılan ödemelerde iade söz konusu olacak mı? Mesela kısa çalışma ödeneği alan personelin almış olduğu kısa çalışma ödeneği kuruma iade edilecek yok. Mi? Öyle bir durum yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama dediğim gibi borçlanmayla ilgili dönemleriniz 99 öncesi ise maaşınızı daha çok artıracaktır. Yani duruma göre. Tamam, teşekkür ederim. 99 öncesi borçlanmalar daha önemli. Ya bir de arkadaşlar şeyi de söyleyeyim size, bazılarının günü fazla, geçen gün gelmişti birisi, 95 yılına askerlik borçlanması yapmış, iade istiyor. İsterse bir kereye mahsus biliyorsunuz, borçlanmaları iade alabiliyorsunuz, bütün borçlanmaları. Ama o dönem maaşı direkt artıran bir dönem. Benim tavsiyem almamasıydı. Almadı geri, o maaşı artıracaktır. Geçmiş döneme gidiyorsa askerlik borçlanması, bunları almasınlar. Şu şeyi de başkanım bir anlatalım. Şu konu çok karıştırılıyor arkadaşlar. 18 yaş öncesi, unutmadan onu da anlatayım, belki sormazlar. 18 yaş öncesi sigortalı başlangıcı. Biliyorsunuz Bağkurlar'da 18 yaştan önce sigortalılık başlamıyor. Devlet memurlarında da başlamıyor. Devlet memurlarında meslek lisesi mezunuysa ve mezuniyetiyle ilgili bir memurluğa başlamışsa ancak kazay rüşt kararı mahkemeden aldırırsa, ama genelde yok. Bağkurlar'da kesinlikle 18 yaşından önce sigortalılık yok zaten. 4A'larda örneğin 25-4-82 doğumlu birisi olsun. 15-4-96 14 yaşında işe girmiş olsun. Bazıları bunda tereddüt ediyor. 14 yaşında 18 yaş altı SSK bunun girişini saymıyor. Biz sayıyoruz. Yaş ne olursa olsun. Şu anda televizyon dizilerinde izliyorsunuz. 6 aylık çocuklar var, 1 yaşında çocuklar var. Bunların tamamı sigortalı. Olmak zorunda zaten. Biz 6 aylık da olsa, 1 yaşında da olsa, 14 yaşında da olsa, biz bu kişilerin işe girdiği tarihte hangi koşullara tabi ise bunu esas alıyoruz. 18 yaş nerede devreye giriyor? Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında devreye giriyor. Bu örneğimizde 15-4-96 tarihinde 14 yaşında işe girmiş. Biz yaşına bakmıyoruz. 8 Eylül 99 öncesi olduğu için direkt EYT kapsamında bu kişi. Geliyoruz. 25-4-2000 yılında 18 yaşına gelmiş. Eğer kadınsa 20 yılı 2020 yılında tamamlamış oluyor. 25-4-2000 yılında 20 yılı tamamlamış, şu anda günü de varsa emekli. Erkekse 25 yılı ne zaman tamamlıyor? 2025 yılında tamamlıyor. 2025 yılında da herhangi bir yaşına bakılmaksızın direkt emekli olacak bu kişi. Yani burada 18 yaşın esprisi bu. Kadınlarda 20 yılı, erkeklerde 25 yılı. Yoksa kişi işe girmişse, isterse bir aylık olsun, bir yaşında olsun, kaç yaşında olursa olsun, biz bu girişi esas alıyoruz. Yani kafalardaki soru işaretinin giderilmiş olması lazım bu örnekten sonra. Şimdi sorulara devam edebiliriz başkan. B-
Bir mükellefim vergi açılışı 1997 yılı ama Bağkur'a kayıt yapılmamış o tarihte. Bununla ilgili daha sonra kayıt yaptığında yok, bir sorun yok. Onunla ilgili bir düzenleme yok. 2000 yılında ve 2008 yılında hak düşürücü süreler var. 2000 yılında o geçmiş yılları kaybetti. Dava açılırsa olabilir dediler. Yok. Biraz. Bununla ilgili ya buna zaten kanun hak düşürücü kanun değişikliği olması lazım. Kanuna karşı dava ancak Anayasa Mahkemesi'nde o iptal ettirmekle olur. Girişi olamıyor yani eski. Yok. Tarihli. Tamam. Arkadaşlar Yunus Bey'in bir sorusu. Merhabalar müdürüm, tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben bu giriş çıkışlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Kişiyi 8 koduyla çıkışı yaptık. Evet. Diyelim ki ayın 9'unda. Evet. Ayın 10'unda da tekrar SGDP olarak girişini yaptım. Ama arada tahsis talebi yapmış olması tamam, lazım. Tamam, tahsis talebini yaptım. Tamam. Ayın 10'unda da tekrar çünkü çalışmaya devam ediyor bizim yanımızda. Yaptım. Bu kişi 1 Nisan'da emeklilik hakkı kazanacak. Tabii. Şimdi bu geçen 20 günlük SGDP'li giriş süresince ben bu kişiye sosyal güvenlik destek primi bildirgesi vereceğim. Tabii. Ama emeklilik hakkı kazanmadı daha. Olsun. 20 Nisan'da kazanacak. O önemli değil. Kanun diyor ki tahsis talebi verdiğinden bir gün sonra girişini yapabilirsin. Tamam. Bunu da ödersin. Kanun buna cevaz veriyor. Tamam. Orada bir de bir %5 indirim de verecek. Şimdi, ya yarın dönüp kişi, de sen işte bunu, 11 Mart'ta emekli değildin. Hayır, %5 indirimle SGDP ödemişsin tahsisinde bir şey gelmez. Bunu az önce de anlattım. Eşofmanlı Şevket Hoca diyor ya kitaplarımda yazdım diyor. Bunu Facebook'ta da yazdım. Bu sizin dediğiniz 25 sene önceki mevzuat. Bu şu anda kanunda da var. Kanun diyor ki emekli aylıkları talep tarihini emekli aylığı talep tarihini takip eden ay başından hesaplanır. Emekli olur demiyor. Aylığı o tarihten hesaplanır. Sen tahsis talebini verdiğin anda emeklilik haklarına sahipsin. Ben %5 indirim verecek ya 20 gün. Evet onu da vereceğiz. Ha, onu da söyleyelim. Bak soru geldikçe arkadaşlar onu dilekçede düzeltiyoruz. Emekli olduktan sonra zaten emekli olmaz. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde en geç 30 gün içinde işe giriş bildirgesini vermeniz koşuluyla artık 5 puanlık indirimden faydalanacak. Bir süresi yok o iş yerinden çıkış yapılıncaya kadar. Farklı bir iş yerine girerse yararlanamayacak. Aynı iş yerinde devam ederse. Onunla ilgili ikinci mevzuat kısa sürede yayınlanacak. Onunla ilgili yine duyuruyu size yapacağız. Gerek oda aracılığıyla gerekse bizim kurum olarak size bildireceğiz. Olur diye düşünüyorum. Ya da otomatik olarak da sistem bunu tespit edebilir. İşe giriş kodları 8 olarak geliyor. Tabii, tabii. Evet, evet. İşe giriş diyor. Giriş, tekrar girişi 8 geliyor. Tabii, tabii. Çıkış da 8, işe girişte de aynı. Az önce ben... Burada 2 dediğimiz, kusura bakmayın, 2 dediğimiz muhtasarda bildirirkenki kodu. Giriş yapılırkenki değil. Şey giriş geldi. 8. SGDP olarak gireceksiniz. Az önce ben bir konuyu çok anlayamadım da şirket, limite şirket ortağı. Evet. Sermaye orada ama fiilen bir yerde çalışıyor. Evet. Emekli oldu. Evet. Ama çalışmaya devam ettiği için oradan SGDP olarak giriş yapmayacağım ben onu. Başka bir şirkette. Başka bir şirkette çalışıyorsa yapacaksınız tabii. Ben sanki olmayacak gibi anladım da. Tamam. Yok yok. Çalışmaya devam edecekse yapacaksınız. Devam ediyor. Başka tabii. Bir şirkette çalışmaya tabii. Devam ediyor. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle teşekkür ederim sunumunuz için. Şimdi siz 18 yaşından küçük olup 16 yaşında çıraksa ya da bir şekilde sigortaya girişi olmuş ise o 16 yaşındaki dönemde tüm sigorta kolları normal aktif sigortalı olması mı gerekiyor ya da tüm çırak olarak da olması da yeterli bizim mi? Bizim emeklilik hesabımız kanun diyor ki ilk emeklilik hesabında ilk defa tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başlanan tarih esas alınır. Yani tüm sigorta kolları yani ona prim ödenmiş olması gerekiyor. Tabii, çıraklar tabii. Olmuyor. Yani olmuyor. Çıraklık o tip şey olmuyor. Tamam. Yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E-Devlet üzerinden başvuru yaptığımızda hizmet birleştirmeleriyle ilgili herhangi bir soru ya da pencere açılmıyor. Bunu sistem hizmet birleştirmesini biz yapıyoruz. Tahsis talebi yapmış olmanız aynı zamanda hizmet birleştirmesi talebi yerine de geçer. Tamam. Biz bütün hizmetleri dikkate alıyoruz burada. Şu anda arkadaşlar başvuru yapanlardan belki çalışanlarınızdan vardır. Biz büyük kısmına aylıklarını gönderdik şu tarihte alın diye. Şu anda arkadaşlar çalışıyor ben iş yerinden geliyorum.
Kaç başvuru oldu? Şu anda 70 bin civarı başvuru var. Başkan, girişte konuştuk ya, 70 bin mükerrerle beraber 40 bin civarında olduğunu. Gönderdik maaş olarak tahmin. Yani herhalde bir sayı vermeyeyim de epey vardır. Yani %10'un yok, o kadar yoksa yarısı kadar vardır yani. Evet, Çiğdem Hanım. Merhaba. Biz, Çiğdem Hanım. Arkadaşlar şeyi de başkanım sordu, nasıl şey yaptınız? Biz bunun listesini almıştık zaten, kimlere aylık bağlayacağımızı. Buna göre hazırlığımızı yaptık. Taleplerle, talepte de görmüşsünüzdür. Biz sıkıntı yaşamadık Bursa'da. Normalde herkes rutin sabah kalkıp kahvaltısını yapıp bize gelseydi, hiç beklemiyor zaten 10 dakika. Bekleyenler de biz kurumu açıncaya kadar orada bir Merhaba. Hayır, mali müşavirleri. Sordular ya. Geçen gittim, sokmadılar, kavga ettim. Ama mali müşavirler ayrı bir kapıdan alıyoruz. Dedim, sokmadı. Sırayı bekledim. O kapı değildi. Sen bekle o zaman, dedim. Ya, yani ne diyeyim? Zaten o onda bitmişti. En yoğun olduğu dönem onda. Ama ben arkadaşlara öyle bir şey olduğunda şimdi biz o yoğunlukta bahçeye almadık. Çünkü o kadar insanı bahçeye aldığınızda o düzeni yapamazdık zaten. Mali müşavir arkadaşlar diğer İnönü Caddesi'ndeki kapıdan söylemiştim. Oradan girmesi evet. Gerekiyordu. Öyle bir şey olunca bana ulaşın arkadaşlar. Yani mali müşavirler de bana ulaşmayan yoktur herhalde. Yani arkadaşlar bu konuda gerçekten müdür bey biz bana. Evet. Bilmiyorum. Ne yapayım yani şimdi? Mesaj atın arkadaşlar. Telefonumu paylaşabilirsiniz. Mesaj attın. Arkadaşlar da vardır. Sorarsanız herkes de vardır. Arkadaşlar bu konuda ben şöyle müdür beyin olumlu yaklaşımını gerçekten şey yapalım, odaya müracaat ettiğinizde kendisi onay verdi, ben telefonunu paylaşırım. Biz daha SGK İl Müdürlüğü'ne ulaşmadan hakikaten kendisi bana ulaştı. Meslektaşlarımızın farklı bir kapıdan girilmesiyle ilgili hazırlık yaptığını söylemişti. Borçlanmanın olduğu evet, evet. Yani dolayısıyla bu konuda odaya ulaşabilirsiniz. Ya çoğu beni tanır. Mali müşavirler bizim iş arkadaşımız olarak görüyorum. Ben bizim çalışanlara da bunu söylüyorum. Siz olmasanız biz bu işi sizin olmadığınız ortamda insan kaynaklarında da söylüyorum. Mali müşavirler ve insan kaynakları bizim iş arkadaşımız. Biz Bursa'da iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bunda en büyük pay sahibi mali müşavirler ve insan kaynakları çalışanlar. Yani onlar işini düzgün yapmadığı zaman bunu samimiyetle söylüyorum. Sizin gıyabınızda da çoğu insan kaynaklarına seminer verdiğimde de bunu söylüyorum. Yani siz işi düzgün yapmazsanız bizim işimiz düzgün gitmez. Mümkün değil. Yani belgeleri siz veriyorsunuz tamamını. Evet müdür. Çiğdem Hanım buyurun. Merhaba. Ben Gemlik'te mali müşavirim. Şimdi birkaç müşterim Bağkur'dan emeklilik için sistemden, E-Devlet'ten başvurmuşlar. Daha sonra ben onların borcu olduğunu, hani geriden ödüyormuş, Mart ve Şubat ayının borcu varmış. Sonra biz Gemlik'teki sigortayı aradığımızda hani red olacağını ve tekrardan ödedikten sonra başvuru yapın dediniz. Şimdi siz belki buna değindiniz ama ben bir dışarı çıktım girdim, belki kaçırmış olabilirim. Tekrardan elden de başvuru verdik. Tabii borçları ödedikten sonra başvuru tarihinde borcunun olmaması gerekiyor. Ha, biraz önce ay içinde dediniz ya, o sigortalılar çıkış, için. O çıkışla ilgili ama. Tamam, bunun o da terkilini yaptık. Borcu olmaması gerekiyor. Tamam, terkilini yaptık. Şubat ödedik, bir daha başvurduk. Yani iki mükerrer kayıt olur mu? Bir önemli değil. Önemli değil. Borcu ödedik de zaten başvuru tarihleri, saatleri belli sistemde. Evet, biz de ne yaptık? Bir E-Devlet'ten önce yaptık, sonra ödeyip elden verdik. Ya biz onun kayıtların tamamını birleştiriyoruz zaten. Tamam. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bağkur'da yine çok sorulan soru, diyelim 10'unda başvuru yaptınız. 10 günlük prim ödeyeceksiniz evet, arkadaşlar. Evet, öyle yaptım zaten. Prim ödemenize gerek yok. 7 günlüktü bizim de, ödettirdik. Ondan sonra başvurduk ama E-Devlet'in başvuru tarihinde almıyor. Başvuru tarihinde borcu olacak. Olmamasına dikkat edin. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. İsmim Necdet benim. Necdet Duban mali müşavir. Sayın Müdürüm şöyle bir şey var. E-Devlet'ten başvuru oluyor. Bir de kurumunuzdan oluyor. Ancak
bize müracaat edenler de diyorlar ki kurumdan mı yapsak daha hızlı, E-Devlet'ten mi yapsak daha hızlı diye sormaya başladılar. Maaşın bağlanmasını soruyorlardır. Hayır. Evet, siz cevap biz onların tamamını başvuru sırasına koyuyoruz. Ya siz cevap gönderiyorsunuz ya, bunu kaynağı sizsiniz zaten. Hani öyle bir ayrım yok yani. Yok. Bana soruyorsanız herkese E-Devlet'ten başvursun. Biz de onu öneriyoruz, sürekli kurumda kalabalık yapmasınlar diye de bazıları ben diyor ki... Ben hep söylüyorum, ikisi de aynı maaş, yani, aynı sırada bağlanacak aynı yani. Tamam. Yani devletten gelenleri ayrı bir yere veriyoruz, onunla aynı sıralamayla. Geldiği saatine kadar sıralaması var. Kurumda kalabalık yapmasınlar bedavaya çünkü. Yani bence de. Teşekkür ederim, sağ ol. Eskiden şeyleri hatırlarsınız... Gençlerin çoğu hatırlamıyordur ama aylık bildirge dönemlerini ay sonunda SSK'da Arıcan vardı, oradan kuyruk başlardı. Bütün meslektaşlar oradan tanıyor. Evet. Bütün gençler orayı bilir. Gençler bilmiyor, gençler nasıl bilecek? Staj zamanı. Gençler bilir. Tamam, bilir. Tamam, anlaştık. Müdürüm teşekkür ederim gerçekten her zaman bize, her dönemde de işbirliğiyle ilgili her zaman olumlu baktınız. Benim için de teşekkür ediyorum. Zaten daha maaşların alınma zamanı 1 Nisan'dan sonra olacağı için şu an 17'siyle 24'ü arası, evet, ilk maaşlar. O yüzden birçoğu da hallolmuş olacak diye düşünüyorum. Tabii. Benim sorum yurt dışı borçlanması ile ilgili. Şimdi yavaş yavaş telefonlar almaya başladık. İşte Almanya'da, Avusturya'da daha çok Türk işçilerin çalıştığı şeylerde ama da Türkiye'ye gelemiyorlar. Onların da bilmiyorum, yabancıların çoğu vatandaşlık değiştirme yapıyor ya. Evet. Biz mavi kart veriyoruz onlara. Onların devleti var mı yok mu bilmiyorum. Bana sorular gelmeye başladı. Bazı ülkelerle bizim şey anlaşmamız var. Sosyal güvenlik. Evet. Avusturya gibi, Almanya gibi. Evet. Benim çok bir bilgim yok. Bu kişiler bu EYT kapsamında başvurup oradaki günlerini buradan saydırma durumu olabilir mi? Borçlanabilirler mi? Tabii postayla da, bize gönderebilirler. Ya da çünkü iki maaş aldıklarını söylüyorum. Bildiğim bir konu değil, o yüzden soruyorum. Ya şimdi arkadaşlar, hem Türkiye'den hem Almanya'dan alıyorlar. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olacakların o ülkede çalışmıyor olması gerekiyor. Güncel gelir belgesini istiyoruz onlardan. Sosyal güvenlik anlaşması olan oradaki günlerini buraya taşıyabiliyor mu? Borçlanabiliyor. Gün sadece İsviçre'den prim transferi var sözleşmemizde. Onun dışındaki ülkeler erkek çalışanlar için o ülkede çalışma süresi kadar Türkiye'de borçlanma yapabiliyor. Kadınlar yurt dışındaki bütün sürelerini borçlanabiliyor. Kadınlarda çalışma diye bir şey yok. Ev hanımı olarak geçirdiği süreleri de yurt dışında borçlanabiliyor. Yapabilirler onlar yani. Onlar için özel bir borçlanma şeyi var mı, yoksa onlarda normal klasik borçlanma tutarları? Tabii tabii. Onlar da biraz daha yüksek. Yüzde, öyle mi? Yüksek. Tamam. Teşekkür ederim. Şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, bugün ya bir sürü seminere katıldım, hiç soru gelmemişti. Bugün internetten birisi yazmış, şu anda geçici iş göremezlik ödemesi alıyor kişi, EYT doldu, ne yapacak, rapor parası diyelim. Şu anda ben bir iş yerinde çalışıyorum, raporluyum, raporum 4 ay sonra dolacak, geçici iş göremezlik ödemesi alıyorum. Bunlar ne yapacaklar? Rapor parası alanların maaşları raporun bittiği tarihi takip eden ay başından başlar. Ama bunlar tahsis talebini şimdi yapıyor. Biz aylıklarını hesaplıyoruz. Eğer aylıkları daha yüksekse bir aylık toplamından rapor parasının aradaki farkı da onlara ödüyoruz. Yani şu anda raporlu olan işçileriniz bu yasa kapsamında emekli olabilecekse hemen dilekçesini versinler. Yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Tahsis talebinde özel bir şey var. Yapabilirsiniz. Arada fark varsa biz bunu ödüyoruz. Tamam. Tabii yapabilirsiniz. Tabii emeklilik nedeniyle yapabilirsiniz. Önemli değil. Değil. Raporluysa. Ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi ya bu çok karşınıza gelecek bir şey değildir ama bir iki binde bir de olsa aklınızda olsun. Arada fark varsa biz onu ödüyoruz bunlara. Hem SSK hem Bağkur olanlarda ya da sadece SSK olanlarda geçmiş dönemde o 4 aylık icmalleri verdiğimiz dönemde karışan isimler var. Hala temizlenmemiş ya da farklı. Bunlar tahsis talebi yapıldığında biz doğru yerlerine aktarıyoruz. Biz bu şekilde çıkışını yaptık emekli olarak 8 koduyla. Fakat
Müracaattan sonra ertesi günde girdik ve sonrasında reddedildi. Reddedildiğinde bizim o SGDP'li olarak girdiğimiz dönemde... Normale çevireceksiniz. Burada herhangi bir idari parası yaptırım olmayacak. Siz şey de yapıyorsunuz arkadaşlar, şu anda sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışması gerekeni yanlışlıkla tüm sigorta kollarına tabi bildiriyorsunuz. Değişik düzeltme yaptığınızda herhangi bir cezası yok bunun. Tamam, teşekkür ederim. Zaten siz prim esas kazanç değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor burada. Yani ceza olması için günün ve prim esas kazancın değişmesi lazım. Burada böyle bir şey olmayacağı için herhangi bir sıkıntı olmaz. Şey, ben bir şey daha sorabilir miyim? İşsizlik sigortası alıyor bu kişi ama EYT'ye başvurmak yani başvurmuyor. İşsizlik maaşını aldıktan sonra mı başvurması gerekiyor yoksa diyelim ki iş yerinden EYT yasası çıkmadan önce çıkarıldı. Tamam. İşsizlik maaşı alıyor. Bu kişinin hemen EYT'ye başvurması mı gerekiyor? Yoksa... Başvursun. Orada işsizlik kesiliyor mu bilmiyorum işsizlik konusunu. Yani işsizlik konusunda bir şey diyeyim. Yani. Belli olmaz başkan. Nerede kişi? Ha, çok yüksek. Bunu kendisi karar verecek. Evet, belli olmaz göre. Oradaki rakam. Evet, burada bir arkadaşımızın sorusu var. Merhabalar. Ben şeyi sormak istiyorum. Bağkur bu kamu yapılandırması... Arkadaşlar biraz sessiz olabilirsek. Kamu yapılandırmalarıyla ilgili. Bağkur borcu olan kişi yapılandırmayı yapıp mı başvuracak emekli? Yapıp borcu peşin mi? Ödeyip başvuracak. Peşin, yani peşin. Yapılandırma yapıp... Tabii peşin ödeyecek sonra başvuracak. Ödeyecek sonra başvuracak. Yapılandırmada arkadaşlar şey çıkmadı biliyorsunuz. Borç silme yok. İhya yok. O yüzden Bağkur borcu olanlar bir an önce ödeyip emekli olsunlar. Bir de şeyi sormak istiyorum. Biraz önce söylediğiniz devlet üzerinden herkes başvuramayacak bir kısıtlama var diye. Hiç çalışmayan bir insan yani gününü doldurmuş bekliyor. Onlar E-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Arkadaşlar şey yapmayın ya, E-Devlet üzerinden ya bir sıkıntı yaşıyorsanız gelin başvurun, 10 dakikanızı alır yani. Teşekkür ederim. Ya çok da insanlar oraya zorlamanın bir anlamı yok yani. Bir sıkıntı yaşıyorsanız gelin kuruma başvurun. Buyurun. Şimdi çıkışlar oluyor, daha sonra akabinde girişler oluyor ama bir de ortada kıdem tazminatı noktası var. Mesela hani onları taksitlendirmede falan mesela hani dikkat edeceğimiz husus ya onu, nasıl olacak? Şimdi kıdem tazminatlarını ödemek zorundasınız. Kıdem tazminatı şimdi eskiden mahkemeler biliyorsunuz diyelim 10 yıl çalışıyordu işte benim kıdem tazminatımı ver çıkış giriş yapalım ama bunu 10 yıl daha çalışıyor 20 yıl sonunda mahkemeye verdiğinde mahkeme ne diyordu avans niteliğinde sayıyor 10 yıl önce verdiğini kanuni faizle en düşük olanla güne getiriyor ve aradakini sizden vermenizi istiyordu. Ama bu EYT nedeniyle işten çıkış yaptıklarınızda bunu avans yerine saymıyor mahkeme. Çünkü kanunu bir zorunluluk. Anladım. Ama izinde arkadaşlar, izinde dikkat edin. İzinde kıdem aynen devam ediyor. İzin için böyle bir şey yok. Kıdem sıfırlanmıyor. Diğer türlü taksit, yani iş kanunu peşin diyor. Kıdem tazminatının ödenmesini. Burada taksitli ödemeyi ancak arabulucu yoluyla uzlaşırsanız ancak olabilir. Benim görüşüm bu. Bunu bir hukukçuyla görüşürseniz daha iyi olur. Teşekkürler. Arabulucu dışında kendi aranızda yapacağınız bir sözleşmenin mahkemede geçerli olacağını düşünmüyorum. Müdür Bey, ben meslektaşlarım adına ben bir şey sorayım. Bu kıdem tazminatı ile ilgili sıkıntı şu aslında arkadaşlar, anladığım kadarıyla. Emeklilik talebiyle işletmenize müracaat ettiklerinde E-Devlet'te baktınız bir sorun yok. Aslında E-Devleti'ni biz göremediğimiz için bize açmasını talep etme şansımız da yok. Emekli olma şansı olmadığı halde kıdem tazminatı ile ilgili talepte geldiklerinde bu parayı ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz? Maaş bağlanmasını beklesinler. Yani işte sizin sorduğunuz konu bu arkadaşlar. Bu da SGK'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Burada bir hukukçuyla konuşmalısınız. Gerçekten açık olan kısım burası. Emekli hakkı reddolduktan sonra parayı aldı gitti. O yüzden maaş bekliyoruz. Ama maaşı işte yasal ama. Mı? Burada hukuk devreye giriyor. Borçlar kanununa göre bakacaksınız. Sizin sorduğunuzun sorunun asıl amacı bu diye düşünüyorum. Dolayısıyla da
SGK'nın E-Devlet üzerinden verdiği o tahsis talebi alınmıştır yazısı kesin emekli olacak anlamı taşımıyor. Başkanım şunu da söyleyelim. Ya bu sistemde başvuru yapanlarda çok büyük hatanın olma olasılığı düşük. Zaten 99 öncesi girmişse bu kadar günü de varsa çok basit bir hesaba. Yani veretmiyor. Hakkı sağlamayanları veretmiyor mu sistem? Başvuruyu almak zorundayız. Resmi sadece şunu soracağım müdür bey. Çakışmaları da elemiş durumda mı sistem? Hizmet çakışmalarını eliyor mu mesela? Yok. Sadece buradan dolayı kaygım var. Yani sigorta ve 4A 4B çakışmasında eğer elemiyorsa çakışmayı tespit ettiğinde düştüğünüzde baktınız red gelecektir. Çakışmayı niye zaten adam çakışmalar niye oluyor? Bağkurlu olması gerekirken kendi şirketinden 4A zaten orada Bağkur işlemediği için sistem bir çakışma görmüyor. Evet. Biz onu daha sonra incelemede Bağkur kısmına aktarıyoruz. Onu sistemin görmesi. Fazla oluyor. İki yerde oluyor. Tabii. Fazla oluyor ama aslında. Hayır, o çakışma değil arkadaşlar. Zaten sigortalının tanımında kanun ne diyor? Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişi. Sigortalının tanımı 5510'a göre o. 4 iş yerinde çalışıyorsunuz siz. 120 gün yaptınız. Günü 30 alıyoruz. Günü 30 alıyoruz. O çakışma değil. Benim söylediğim çakışma. Başkanımın söylediği onu sistem anlıyor. Öyle mi? O çakışma 4 iş yerinden sigortalı kişi. Biz kazançlarının tamamını alıyoruz. Günü 30 alıyoruz. Daha yüksek maaş bağlanıyor bunlara. Eğer kazançların toplamı tavanı aşıyorsa işçi kuruma başvurup %14'lük hissesini aşan kısmını alabiliyor. Kendi hissesini. Tavanı aşıyorsa çoğu durumda aşıyor. Ya örneğin çok nitelikli personel var. Mühendisler, işyeri, hekimleri bunlar da artabiliyor. Onlar %14'ünü geri alabiliyor. Gün 30 kazancın toplamı. Evet, tavan burada kadar. Bir meslektaşım var. Buyurun. Kolay gelsin. Ben Mali Müşavir İbrahim Erol. Bir müşterim var, 82 doğumlu. 14 yaşında tüm sigorta primini ödemiştir. Ama şu anda emekli sandığına bağlı çalışıyor. Yaklaşık 3 yıl SSK'lı olmuş 14 yaşından 17 yaşına kadar. EYT kapsamında eğer 9000 günü varsa erkek değil mi? Bayan. 7200 günü varsa emekli. Emekli sandığı büyük ihtimalle de vardır. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu aklınızda olsun. 8 Eylül 99 öncesi bu tarih dahil günü varsa EYT kapsamındadır. Evet, burada herhangi bir meslektaş. Herhangi bir işe başlamadan geriye çekmek, yana gitmek, öteye beriye bir şey yok yani. EYT kapsamında iş yerimizde çalışanların sayısı emekli olan kişi 10 kişi aşıyor, 30 kişi var. Bu toplu çıkarmadan dolayı bir cezai yok. Duruma düşmez yok. Değil mi? Aynı gün çıkışını yapsak 30 kişinin de bir sıkıntı tabii. Yok. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Evet, burada. Zaten şeyi söyleyeceğim, kıdem tazminatıyla ilgili başkanım, bu şu anda işten ayrılanların yani büyük çoğunluğu herhalde %80'i aynı iş yerinde devam edecektir. Yani bu kıdem tazminatında da çok büyük bir sıkıntı olacağını çoğu yerde düşünmüyorum yani. Devam etse de para istiyorlar sayın müdür. Para istiyor da yani bunu istediğin zaman kesebilirsin. Evet, buyurun lütfen. Merhabalar. Bu yıllık izin olayı benim kafama takıldı. Ben 23 yıldır bir şirkette çalışıyorum. EYT'liyim. 26 iş günü yıllık izine sahibim. Aynı devam edecek bu çıkışını devam yap. Edecek, devam edecek. Çünkü izinde ne diyor? Aynı işverene var. Ait farklı iş yerlerindeki toplam çalışma süresine göre hesaplandığı yazar iş kanununda bu kıdem tazminatı yani gibi değil. Girdi çıktılar için böyle bir şeyi onaylamıştık, doğru buluyorduk. Ama hani baktığım yasa çerçevesinde internet... Burada da aynı, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir burada sıkıntı yok. İzinde şey yok. Kıdemin sonlanması yok. Yani bir yıl sonra ben tekrar bir yıllık izin hak ettiğimde 26 günü. Tabii 26 günü kullanacaksınız. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun Deniz Hanım. Çağdaş, Deniz Hanım'ın bir sorusu var sanıyorum. Merhabalar, Deniz Kömür ben. Bu EYT kapsamında çok heyecanlı personellerimiz vardı. Derhal çıkışlarını istediler. Sistem yoğunluğundan tabii ki biz de zar zor yaptık. Zar zor girişlerini de yaptık. Sistem yoğunluğu fakat olmadı arkadaşlar. O şeyi de söyleyeyim size. Bir yoğundu. Gün yaşa. Bir gün oldu. Orada da İşte o gündü. Heyecan o güne denk geldi. O gündü. Yani saat 8.30'da emeklilik. Arkadaşlar o gün ben de görüşmüştüm. Yoğunluk yaşandığını. O gün biz
bant genişliğini artırdık. O yüzden bir aksama oldu ama şu anda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ama orada bizim yaşadığımız sorun şuydu. Yani ben sistem yoğunluğuna rağmen zar zor girişini yaptım, çıkışını yaptım. Arkadaşlar o kadar çok baskıladılar. Onlar da yoğunluktan dolayı emekliye başvuramamışlar. Ama ben başvurmuşum. Heyecan devam ediyor yani. Heyecan devam etti. Fakat ben de girişini yaptım. Ama o arkadaş emeklilikle ilgili başvuru yapmadı. Bizim hayır. Girişimizde duruyor. Girişi iptal edin veya tekrar çıkış yapıp tekrar... Evet. Arkadaşlar tekrar giriş yap... devletten başvuramaz bunlar. Diyecek ki çıkışınız yapılmadı. Son girişinizi görüyor. Tahsis taleplerinin yeni girişten... önce yapılmış olması SGDP gerekiyor. SGDP olarak giriş yaptık. SGDP'yi normal 1'e çekeceğiz. 1'e şu anda güncelleme şu yapın. 1'e çevirin, çıkışını yapın, başvursunlar. Heyecan devam edecek bir müddet daha. Ondan sonra. Yani tahsis başvurusu olmadan kesinlikle SGDP giriş yapılamaz. Yapamazsınız. Eğer tahsis taleplerinin tekrar girişten önce olması gerekiyor. Evet, burada bir arkadaşımız var. Merhaba. Yapabiliyorsunuz. Ben çok yeni. Yok, yaparsınız. Şu anda deneyin yapılıyor. Tabii. Merhabalar. Ben şeyi sormak istiyorum bir çalışanımız için ama 8150 günü var yaklaşık. 99 öncesi 1000 küsür günü var. Daha çoğu 90... Şu anda bağ kurulu mu? Yok, 4 ağlı. Evet. Ama şöyle bir bilgi almış. 9000 gün olursa öyle bir şey yok arkadaşlar. Alır. Başvursun, emekli olsun. Başvursun değil mi? Başvursun tabii. Anladım. Maaşı 5 lira artacak diye 3 aylık maaşını ne kadar sürede amorti edecek? 4 maaş kaybediyorlar bu arada. Belki 5 maaş. Başvursun, bak öyle bir şey yok. Peki şu E-Devlet'teki hesaplamada çıkan maaşa yaklaşık bir maaş. Evet. Yani ona biraz daha fazla oluyor. Bir tazminat kısmı da var, o da ekleniyor. Daha fazla, biraz daha fazla oluyor. Biraz daha. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Son geçmeden. Yani yaklaşık bu E-Devlet üstünden başvurular peki ne kadar sürede sonuçlandırılacak? Yani 10 günü süre veremiyor. Şimdi arkadaşlar şu anda bazıları başvuruyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Hepsi 4A'da çalışmış. Hemen bağlıyoruz onu. Bazılarının başka ilde hizmette oluyor. İsmi yanlış oluyor. Düzeltmesi gereken. Yani şimdi bir süre verirsem yanlış olur. Ama en kısa sürede bağlayacağız bunları. Şu anda da büyük kısmında bağladık. Tamam. Ya E-Devlet'le bir de normal başvuru arasında bir fark yok. Tamam. Ben de bir heyecan yaşadım arkadaş gibi bir de onu söylemek istiyorum. Evet. Bu... şöyle. Tamam mı? Son bir tane. Biz çıkışını yaptık. Az önce son demiştiniz o yüzden. Sondan bir öncekiymiş. Olsun olsun. Çıkışını yaptık 8 koduyla. Tahsis başvurusunu yaptık E-Devlet'ten. Sonra tabii ben de sosyal medyanın gazabına gelip şöyle bir şey gördüm. Aynı ay içerisinde maaş bağlanmayacak diye bir şey okudum ve çıkışı iptal ettim kişinin ama tahsis başvurusu kaldı sistemde şu an. Red de olmadı herhalde. Tekrar onu düzeltin. Çıkışını şu an yapsan başvurusu redde olmaz. Değerlendirmeye alınmış olur değil mi? Olmaz. Tekrar mı? Tekrar başvuru yapacak. Yeni ya arkadaşlar ya şimdi bu normal vatandaşın sosyal medyada okuyup bir şeye uymasını anlıyorum da mali müşavirlerin anlamıyorum ya. Vallahi. Yazanlar kim? Yazanlar sizden daha şey değil ki. Birisi yazmış, bu 8 Eylül 99 öncesini kurum en son bir açıklama yapmıştı. Ben daha önce yazmıştım bunu. Bağkur'la ilgili. Geçen gün de kurum açıklama yaptı. Bir tane uzman olan birisi yazmış, biz bu kadar yazdık. Kurum iyi niyet gösterdi. Yorum yaptım, kurum iyi niyete göre değil. Kanuna göre iş yapar. Biz bu kanunu okuyup anlamadık demeniz çok mu zor, yazdım, sildi. Yorum mu? Yani onu yazanlar inanın sizden daha eğitimli değil. Siz onlardan daha eğitimlisiniz bu konuda. Diğer kurumun başvuru açıklamalarına... içerideyken başvuruyu kabul eder o zaman tekrar yeni tabii. Başvuru yapsın. Tabii. Tamam, teşekkür ederim. Evet, buyurun. Ümit Ayan, ben Bağkur EYT'lileri ile ilgili bir soru soracağım. 28 Şubat tarihinde Bağkur prim borcu sıfır olan biri. Bağkur EYT'lisi 3 Mart'ta emeklilik başvurusunu yapıyor. 3 günlük borcunu ödeyecek. 3 günlük borcunu ödemeden devam ediyor, ödemesi gerekiyor mu? Ödeyecek. Kurum arıyor mu ödemeniz gerekiyor diye? Yoksa tabii. İptal oluyor mu başvurusu? Ya aramasını, beklemesini, ödesin, başvursun tekrar. Tam ay yatırırsa geri iade fazlasını ediyoruz. İade ediyoruz. Zaten onun emekli aylığını bağladığımızda internete girdiğinde şeyi görecek, bu kadar fazla parasının olduğunu. Teşekkür ederim. E-Devlet'ten fazla ödeme gördüğünüzde başvurun, o parayı size iade ediyoruz. Herhangi bir yasal faiz bir şey yok öyle. Şimdi Ramazan Bey'in bir sorusu var.
Kolay gelsin. Şimdi 89'da önce sigortalı olarak işe başlayan kişi yine 99'dan önce memuriyete atanıyor. Fakat devam ediyor. Şimdi bu emekliliğini isterse çalışmaya devam etme şeyi var mı bunlarda? Memurlukta yok. Memurlukta yok, kamu kurumlarında ve kamuya ait yani %50'den fazlası kamuya ait hissesi olan şirketlerde çalışamaz. 5335 sayılı kanun. Şu an devlet memuru zaten de. Devlet memuru emekli olabilir ama memur olarak devam edemez. Devam edemez yani. Yani SSK'lı ile başladığı için. Bizdeki işçiler de öyle. Bizde 4 A'lı işçiler var. Emekli olabilir ama bizde çalışamaz. Teşekkür ederim. Yani kamuda sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışma diye bir şey yok. Evet, burada bir arkadaşım vardı. Merhaba. Benim sorum şu. Normal ticari faaliyeti olan birisi şu an başka bir yerde sigortalı olarak çalışıyor. 6 aydan beri sigortalı çalışıyor ama Bağkur normal 2017 yılında ticari faaliyetini açtı ve Bağkur kaydını açmamış. Şu an borç ve gün göstermiyor. Bununla ilgili şimdi tekrar tescil kaydını vergi levhasıyla beraber açılması halinde daha öncesindeki çıkan Bağkur sildirme olayını yapabilir mi? Kalan Tabii onlar açma. O dönemde SSK'lı değil mi bu zaten? Yok, değil. Hayır, ticari zaten, faaliyeti var. Zaten onlar silindi ya. Hiç günde olmadı, herhangi bir sildirme de olmadı halinde. Olsun, onu tescil yaptığında sistem bir önceki yapılandırma vardı ya, silmişti borçları. Tamam. O dönemi silecek zaten. Sonrasında da SSK ile çakıştığı için borç çıkmayacak. Bağkur. SSK'lı hiç olmadı ama hiçbir yerde. O zaman ticari faaliyeti vardı. Öyleyse o silinmeden sonra en son nereye kadar silinmişti? 2001 sonuna kadar. Nisan 2021'den sonrası borç çıkacak ona. Tamam. Bir gelsin kurumu onları hemen yaptırsın. O dönemleri ödesin. Ondan sonra tahsis talebinde bulunsun. O şekilde silinebiliyor. Tabii yani. O dönemler silinecek. Hakkı var yani. Mayıs'tan bu tarafa ayı ödeyecek. Tamam. Teşekkürler. Burada bir arkadaşım var. Buyurun. Hayır, bu zaten günü yeterli olduğu için iade etmek istemiyor. Ödemek istemiyor. Buyurun. Merhaba. O şeyi unutmayın. O bir an önce pazartesi gelsin, o işlemini yaptırsın. Benim iki sorum olacaktı ama... Nerede? Göremiyorum ki. Buyur. Yurt dışında çalışan biri var. Askerlik borçlanması yaparak bir de isteğe bağlı Bağkur'la günlerini tamamlamak istiyor. Bu ödeyeceği askerlik borçlanması isteğe bağlı Bağkur olarak 1260'ı olarak mı dikkate alınır? Yani 1260'ı geçerse bu sefer Bağkur'da... Askerlik 1260'da dikkate alınmaz. Alınmaz. İsteğe bağlı Bağkur olduktan sonra... Askerlik borçlanmasını yaparken. Yok. Şu anda en son çalışması ne? Efendim? En son çalışması ne? 4A. 4A tam oraya. Ya 1260'ı geçer mi diyorsun ikisinin toplamı? Evet. Geçmez. Bir sıkıntı olmaz. Olmaz. İsteğe bağlıyla ödediği dönem 1260'ı geçmezse bir sıkıntı olmaz. Geçiyor ama. Askerlikle toplama, sadece isteğe bağlı Bağkur ödeyeceği dönem. Evet, ikisinin toplamı 1260'ı geçecek. Toplamına bakma, sadece isteğe bağlı olduğu dönem. Askerlik kendi dönemine gidecek, geçmişe gidecek geçmişe zaten. Geçmişe gidecek, tamam. Ne zaman yapmış, oraya gidecek. Evet. Son ödediği isteğe bağlı Bağkur 1260'ı aşmayacaksa 4A'dan emekli olur. Bir sorum daha olabilir mi? Başkanım sorusun diyorsan. Buyurun, benim için vakit sıkıntısı buyurun, yok. Lütfen. Şimdi şöyle bir şey, geçmiş dönem silinmiş, 4B'ye göre çalışıyor. Geçmiş dönemleri silinmiş ama 4A'ya göre emekli şartları... Ödemesine gerek yok. Geçmiş dönem Bağkurlarını ödemesin mi? Silinmişse ödemesine gerek yok. Ama şu anda 4B olarak devam ediyor. Tamam, şu andakileri ödedi mi? Şu andaki, ya diyelim 2001 Nisan'a kadar borçları silinmiş. Silindi. Sonra Bağkur borcu var mı? Var. Onları ödeyecek. Ödeyecek. Onları ödeyecek, silinenleri ödemeyecek. 4A'da emekli olabilir o zaman. Son 1260 günü nerede bu kişinin? O önemli. SGK'da. SGK'daysa olur. Prim olarak ama yıl olarak 7 yıl. O önemli geçiyor. Değil. Değil. Tamam, son anladım. 1260 yani 1260 dediğim son 7 yıldaki en fazla çalışması neredeyse oradan emekli olacak. Tamam. Peki. Mikrofon. Buyurun. Çağdaş mikrofonları öyle alalım. Birkaç sorum olacak da. Şimdi Bağkur sigortalısını biz... emeklilik için başvurdu 5 Mart'ta. Bunun 5 günlük ücretini nereden, kaçtan yatıralım derken biz ödemeyi 6-7'sinde yaptık. Dolayısıyla bunun Bağkur emeklilik başvurusu... Başvursun tekrar. Tekrar başvursun.
Bir de yurt dışında yaşayan arkadaşlar için sordu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar isteğe bağlı Bağkur ödeyebiliyorlar mı? Yok. Türkiye'de? Yok. Ödeseler de kabul olmuyor yok. Galiba. Yurt içinde olması lazım. Evet. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Devlet memuru olmuş 2008'den sonra EYT'li. Bunlar galiba EYT kapsamında değil. Bu konuda bilgi 2008'den sonra devlet evet, mi? Evet. 99 öncesi herhangi bir statüde günü var mı? Var. Varsa EYT kapsamında. Yine EYT'li. Yani tabii. 2008'den sonra memuriyeti kabul olması EYT'yi etkilemiyor. Hayır. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Birincisi EYT'den başvurduk. Maaşımızı hak ettik. Sanki şöyle dediler, ya bana iki tane maaş yapmış diyorlar. Bu sanki... Şimdi iki maaş ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne diyor kanun? Tahsis talebini takip eden ay başından itibaren maaş başlar. Biz maaşları ne zaman ödüyoruz? Tahsis, size bir tahsis numarası çıkıyor. Onun son hanesine göre 17'si ile 24'ü arasında bir güne denk gelecek. Ama biz maaşı birinde başladı. Diyelim 17'sine denk geldi sizin maaşınız. Biri ile 17'si arasını hemen gönderiyoruz. Bir de maaşlar peşin ödeniyor. 17 Nisan'la 17 Mayıs arasında göndereceğiz. İki maaş dedikleri o. O fark. Tamam, teşekkür ederim. O arkadaşlar birikmiş olarak geliyor. O maaş hesabında olmuyor. Aynı EFT gibi siz diyeceksiniz ki günlük ödemelerde benim param var. Ona bakın, oradan size o parayı verecek. Yani gidip kartla çekeceğiniz bir para değil o. EFT gibi birikmiş ödemeyi hemen gönderiyoruz. Mesela şu anda aylık bağladıklarımız var. Bunların maaşı 1 Nisan'dan başlıyor ama biz peşin ödediğimiz için haftaya büyük ihtimalle onlar gidip birikmişini alabilecekler bankadan. Bir şey daha sorayım. Bu şeyle alakalı şirket çalışanı daha sonra şirkete ortak oluyor. Evet. Sigortalıyken. Bunun sigortalığı devam etmesine bir sıkıntı... Etmez. 2008 sonrasıysa etmez. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Nazan Hanım buyurun. Arkadaşlar merhabalar. Bu sorudan sonra Müdür Bey sunumunu bitirsin. Sonra tamam. Soruları almaya tekrar devam tamam. edelim. Kendimle ilgili sormak istiyorum. Şimdi ne kadar maaş alırım hesabına baktığımda 7400 gün üzerinden hesap yapılmış. Fiiliyatta 9400 günüm var. Yaklaşık 2 yılda ödeme yapacağım. Bağkur ödemesi 10.000 küsür günüm olacak. Ben sigortaya kuruma müracaat etmeli miyim? Otomatik düzelecek mi? Çünkü maaş hesabım değişecek bu şekilde olursa. Oradaki maaş hesap bilgilendirme amaçlı arkadaşlar. Biliyorum. Yani o tahsis biliyorum. Oradaki yanlışlık ya da... İster kuruma başvurun, isterse E-Devlet'ten başvurun. Biz dosyanızdan bağlıyoruz aylığı. O oradan benim bağlamıyoruz. Benim müracaat etmeme tabii. gerek yok yani. Aynen. Anladığım bu. Tamam, bütün yanlışlıklar düzelecek demektir. Yani orası bilgilendirme amaçlı. Biz maaş tamam. Bağlarken oradan bir veri çekmiyor. Tamam. Biz tamam. Şu anda aylık bağladıklarımızın tamamının dosyasını arkadaşlar eline şey alıp diye düşünüyorum. Bağlıyor. Hani Bağkur primleri birleşme yapılmamıştır, müracaat etmemiz gerekiyordur gibi sorular var. O yüzden soruyorum. Emekli müracaatı yapmanız yeterli. Birleşmenin de yapılacağını gösteriyor. Sunum bu kadardı zaten. Soru cevap devam edebilir. Peki o zaman arkadaşlar soru cevapla ilgili yukarıda konuştuğumuz bir konu vardı. Ben sorayım sonra sen sor, olur mu? Peki. Şimdi kadınların doğum borçlanması ile ilgili Müdür Bey yukarıda bir bilgilendirme yapmıştı arkadaşlar. Kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışmanın başlangıcıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışma arasında doğum yapan kadınların doğum borçlanması yapması mümkün. Bu konuda soru gelebilir. Yani stajyer numarası aldınız ve o tarihten sonra doğum yaptınız. Sonra da emekliliğe tabi primlerinizi yatırdınız. Arada doğum yapan kadınların borçlanması mümkün. Peki Müdür Bey, arada bu doğum borçlanması başlangıcı geriye çeker mi? Şimdi biliyorsunuz erkeklerde ilk işe başlama tarihinden önce yapılan askerlik işe başlama tarihini geri çekiyor borçlanmalarında. Kadınlar erkeklerde askerlik borçlanmasıyla ilk işe giriş tarihi geriye çekilebiliyor. İşe başlamadan önce askerliğin yapılmış olması koşuluyla. Kadınlarda biliyorsunuz doğum borçlanması niye getirildi? Kadınların doğum yapmasıyla birlikte iş hayatından uzakta kaldıkları sürelerin haklarından mahrum olmasınlar. Bu süreleri borçlanıp tekrar alabilsinler diye getirildi.
Kadınların doğum borçlanması zaten işe başladıktan sonra doğan çocuklar için olduğu için işe başlama tarihini geriye çekmiyor. Ama bir istisnası var. Siz staj yaptınız, bir numara aldınız. Biliyorsunuz stajdaki numaralar sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primi ödendiği için, mağlup yaşlılık, ölüm primleri ödenmediği için emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ama borçlanmanın tanımında sigortalılığın başlamış olması yetiyor. Kısa veya uzun vadeli diye ayırmıyor. Herhangi bir sigortalılık başladığında bu tarihten sonra borçlanma yapabiliyorsunuz. Lisedeyken staj yaptınız, bir numaranız var. Sonra işe başlamadan önce evlendiniz, çocuğunuz oldu. Diyelim 3 tane çocuğu var bir kişinin işe başlamadan. 2005 yılında da işe başladı. 3 çocuğu borçlandığında 99 öncesinde getirir. Staj numarası varsa bu EYT kapsamına girer. Ama şu aklınızda olsun, stajdan sonra tüm sigorta kollarına tabi başlama arasında doğan çocuklar için bu. Yani her çocuk geriye götürmüyor. Tekrarlayayım. 95 yılında kadın staj yaptı. Bir sicil numarası aldı. Daha sonra 2003 yılında işe girdi. Tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başladı. 95 ile işe girdiği 2002 yılları arasında da iki tane çocuğu oldu bu kişinin. Bunu borçlanır. 2002'den geriye doğru 1440 gün geriye getirebilir. 720-720 her çocuk için. Ve 99 öncesine denk gelir, emekli olur. Anlaşıldı mı? Efendim? Yani. Hayır, doğum borçlanmasının geriye çekmediği gibi. Bu çok bilinen bir konu değil arkadaşlar. Evet, özellikle aklınızda olsun. Kadınların işe başlama tarihi yurt dışı borçlanması dışında ancak bu şekilde geriye gelir. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle bir sorum var. Kendim için konuşacağım bu konuyu da. Normalde sigortalım, tamam. Yılbaşından itibaren işten oldum. Daha doğrusu kaydettim. Tamam, din. Sigorta benim için fazlasıyla var. Emeklilik için bütün şartları yerine tutuyorum. Şu 3 aylık bankrolu istemiyorum. Diyorum. Yok. Ama ödeyecek. Ödeyeceksin. Anladım. Ödemedim de zaten, o kafamda gitmediği için. Fakat şöyle bir konu var. Ben normal şartlarda zaten sonunda, bu yıl sonunda emekli oluyordum. Şu bu emeklilik de normal emeklilik. Ya bir diyor var ya, herkese ya EYT diye biz emekliyi ayırmıyoruz. Burada yaş şartı kaldırıldı. Şu anda da normal. Yani bunlar anormal, ötekiler normal emekli değil. Hepsi yok, emekli yani. Hani ileride hani diyor var ya. Yok. Kanun çıkar. Sen normal değilsin. Ya kanun çıktı zaten. Ne yok, çıkacak yok, ki daha ya? Anlıyorum da. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Emeklilik günü dolan olsun. Yani normal diye bir, yani normalde şurada olacaktım. Artık o değil yani. Kanun değişti. Sen o işte basamaklar değişecek, maaşlar. Yok, geçmişe doğru işlemez ki kanun orada. Bir sıkıntı yok yani. Yani ben şimdi bu benim o bağım. Ödeyin, emekli olun. Bitti. Yani yeniden müracaat etmem gerekiyor o zaman. Tabii. Borcunuz varken olmaz. Onu ödeyeceksiniz. Ne zamana bildirsem o zaman mutlilin borcunu ödeyeceğim. Bana soruyorsanız hemen pazartesi ödeyin, başvuru yapın. İşte onu yapacağım da. Sırf bu kafamda takıldığı için. Kafana takılmasın. Borcu ödeyeceksin. Ya bence ödeyin, öyle kafanızda takılı kalsın. En azından maaş alırsınız. Bedeli olur şeyin takılmanın. Evet arkadaşlar, başka soru var mı? EYT ile ilgili her şey yerli yerine oturdu. Peki ben Sayın İl Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Son soru mu? Müdürüm. Sorup gidecek, hazırlanmayacak. 4B kapsamında şimdi sabah müracaatımı yaptım ve borcumu akşama kadar ödediğim zaman bir sıkıntı yok. Saat olarak yani fark etmiyor. Yok. Teşekkür ederim. Bu da sorunun en zirve noktasıydı bu. Evet, burada bir soru daha var Müdür Bey. Merhaba. Arkadaşlar, dinlersek her bir soru aynı zamanda bir soru cevabın aktif olarak önemsiyoruz. Belki karşılaşacağımız
sorunu tekrar yaşamamamızı gerektirecek. Çıkar çıkmaz sohbet etmeye devam edebiliriz. Müdür Bey, 99'dan önce çalışıp fakat sigortalı olmayanlarla ilgili herhangi bir yol var mıdır? Hizmet tespit davası açıp mahkeme ilamıyla kanıtlamaları halinde ancak dikkate alın. Orada bir zaman aşımından bahsediliyor. Şimdi arkadaşlar bir sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belge varsa, örneğin muhabirlerde bu oldu, haber yapmış, gazetelerde var, bütün haberler onun yaptığı belli, televizyon programı var. Bunlar sigortalı yapılmamış, bunlar belge. Onlar bize başvurduğunda dikkate alabiliriz bu belgelerle, alıyoruz da. Ama zaman aşımı nasıl? Ben bir iş yerinde 98 yılında işe başladım, beni 2 yıl sigortalı göstermedi, 2000 yılında sigortalı gösterdi aynı iş yeri. Burada zaman aşımı diye bir şey yok. Aynı iş yeri sizi sigortalı başlattığı için zaman aşımı yok. Zaman aşımı kesilmiş oluyor. Hiç sigortalı gösterilmediyse. Ama hiç yoksa orada 5 yıl geçmişse yapacak bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Evet, Elif Hanım'ın bir sorusu var. Mikrofon. Kendimle ilgili bir şey sormak istiyorum ben de. Ben de mali müşavir olarak ilk işe girdiğimde 98 yılında patronum sağ olsun bana girişimi yaptı. Sigorta numaramı aldı 15-20 gün. Ondan sonra 2 sene bana sigorta yapmadı. Patronum rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İyi ki de almış. Allah razı olsun. 2 sene ben çalıştım. Sonra 99'da sigorta girişim başladı. Fakat bu sefer de şöyle bir şey yaptı patronum. Beni 15 gün çalışıya gösterdi. Tam 8 yıl boyunca. Ben şimdi eğer 30 gün üzerinden yatmış olsaydı günlerim, şu an emekliydim. Benim bununla ilgili yapabileceğim dava açabilirsin o döneme. Bununla ilgili yapabileceğim bir şey kaç var? Yıl geçmiş oradan? 8 yıl boyunca 15'er gün yattı. Orada zaman aşımı olmaz. Onu bence dava edebilirsiniz. Çünkü yani 15'er gün sigortamı yatırdı. Böyle bir mağduriyetim var. Hayır, o ki ölen değil. Ölen. En son 15 gün gösteren ölen mi? Evet, ölen. Rahmetli oldu. Yani. Kazanabilir misin? Mirasçılara kalır mı bilmiyorum. Onu bir hukukçuyla görüş. Ben kendim bunu borçlanamıyor muyum müdür? Yok. Orada ne olarak bildirdi? Ona bir bakalım. Ne puantaj olarak. Puantajı borçlanamıyorlar. Kısmi süreli olsaydı borçlanabilirdiniz. Bir bakalım ona yine. Pazartesi bir uğrayın. Bir bakalım ona borçlanabileceği kısmi süre ne gösterdi orada sizin eksik gün nedenini. Ona göre borçlanma imkanı olabilir. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yok. Ona bir bakalım. Tamam. Gelin, neydi arkadaşın ismi? Elif Hanım. Gülşen Hanım, benim özel kalemde, ona bir gelin siz pazartesi günü, ben söylerim, o bakar ona. Evet, burada benim bir arkadaşımın vardı sanıyorum, evet. Bu başvuru tahsis talebi falan oluşturuluyor ya, mesela bazısı diyor ki benim cebime hemen mesaj geldi, bazısı diyor ki 9 gün sonra mesaj geldi. Hani 9 gün gelmezse mümkün değil. Ha. Yani mesaj gelip gelmeyenler varmış. Bizde numarası kayıtlı değildir. Ya şimdi bizim mesaj gönderdiğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine girip numarasını kaydettirenlerdir. O bize kaydettirmemiştir. Anladım. Yani o başvuru anında da cep numaramızı giriyoruz ya. Hani olmuyor. Değil mi? Tamam. Tamam. Teşekkürler. Servet Bey'in bir sorusu. Biliyor musunuz nasıl hastaneye gittiğinizde sizin adınıza şu kadar prim hastaneye ödeme yapıldı mesajı var ya. Bizde iletişim bilginiz varsa ancak o. Servet Bey. Müdürüm, teşekkür ediyoruz öncelikle bu candan sunumunuz için. Şimdi ben EYT kapsamında değil de müşterilerimizin bir şikayetiyle ilgili size konuyu aktaracağım. Bağkur primleriyle ilgili birçok müşterimiz şikayet ediyor. Ben bu ay şunu ödedim, öteki ay farklı bir rakam çıktı. Sonra borcum gözükmüyor diye bankalardan bu tür dönüşler geliyor. O neden oldu arkadaşlar? Şimdi nasıl siz İşveren primlerini öderken geçmiş dönemi ayrı, cari dönemi ayrı ödüyorsunuz ya bankalarda. İkisine ayrı ayrı menülerden giriliyor. Bu Bağkur'da da buna geçildi ama bankalar buna bir türlü alışamadı. Bunu müşterilerimiz çok dile getiriyor, bilginiz işte olsun. Cuma günü de arkadaşlarla toplantıda konuştuk. O bizim eksikliğimiz gibi duruyor. Bankalarla bunu görüşeceğiz. Hangi menülerden bakacağını, nasıl yapacağını. Bunu büyük ihtimalle kısa sürede çözeriz arkadaşlar. Müdürüm, şimdi Bağkurlu bir kişinin primleri eksik sildirdiği dönemden
bir kısmını alırsa bir kısmını yok. Ya tamamını alacak ya da tamamını alacak. Teşekkürler. Ya da almayacak. Ya ihyada şey yok arkadaşlar. Kısmi dönem yok. Borçlanmalarda istediğiniz kadar borçlanabilirsiniz ama ihyada böyle bir şey yok. Acaba soru sorayım niye? 98 yılında yurt dışına çıktıysa gidiş tarihi EYT oluyor yani yurt dışı borçlanması borçlanırsa olur. Öyle söylersin onu. Niye gidiyor herkes bana? Evet arkadaşlar. Arkadaşın da sorusunu alalım ister. Buyurun. Son soru olsun arkadaşlar. Baktığımda bu 4 yıllık tutar nasıl gireceğim ben onu? Onu hesaplayacaksınız. Siz aylık birimi 30'a bölüp 5'le çarpıp ödeyeceksiniz. Kaç gün ödeyeceksiniz? Tabii. Evet. 1 aylık görünüyordur orada. 1 aylık görünüyordur. Onun. Tabii. Fazla öderseniz de iade alabilirsiniz. Tamam mı başkanım? Evet arkadaşlar, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bir sorun olursa da bana da ulaşabilir. Evet, kendisine gerçekten tebrik ediyoruz. Şeyi de bunları da atabilirsiniz aslında sunumları, özeti var. Biz zaten sisteme yükleyeceğiz. Arkadaşlar YouTube kanalımızda ve odanın sitesinde bugünkü bilgilendirme notları yüklenmiş olacak. Müdür Bey kabul buyurursanız günün anısına size bir plaket sunmak isteriz.